Gulliver'in maceraları. Ailesinin istememesine rağmen Gulliver denizciliği seçmişti. Azgın denizlere atılıp yeni yerler keşfetmek istiyordu. Fakat çıktığı yolculukta büyük dalgalar, büyük rüzgarlar Gulliver'in gemisini yutmuştu. Gemisi battı, dalgaların arasında kayboldu. Gulliver suların içinde çırpınmaya başladı. Gulliver bütün gücüyle kurtulmaya çalıştı. Ama dalgalara gücü yetmedi ve yavaş yavaş kendini bıraktı. Artık dayanacak gücü yoktu. Fakat Gulliver ölmedi. Kendini bir sahil adasında buldu. Adada kocaman iplerle bağlanmıştı. Bu ipler öyle ki onu bir örümcek ağı gibi sarmalıyordu. Gulliver'in etrafında minicik insanlar dolaşıyordu. Gulliver adeta bir dev gibiydi o adada. Gulliver gözlerini açtı, inanamadı. Daha önce hiç bu kadar küçük insan görmemişti Gulliver. İlk önce kurtuldum diye sevindi. Demek ki fırtınalardan sonra, gemi kazasından sonra ölmemişim, bu adaya düşmüşüm diye düşündü. Fakat etrafını saran bu küçücük insanlar kimdi? Onu neden bağlamışlardı? Gulliver bir türlü anlam veremedi bunlara. Gulliver kurtulmaya çalıştı. İpleri koparıp ayağa kalkmayı düşündü. Ama yapamadı. Gulliver iplerden kurtulamayacağını anlayınca küçük insanlarla bir anlaşmaya vardı. Bakın ben düşman değilim dedi. Gemim battığı için bu adaya düştüm. Buranın sizin adanız olduğunu bilmiyordum dedi. Küçük insanlar Gulliver'in iyi niyetine inandılar. Onu çözdüler ve üzerine çıktılar. Gulliver de onlara iyi davrandı. Kendisinin çok uzaklardan geldiğini, yaşadığı ülkede herkesin kendisi gibi olduğunu söyledi. Gulliver ve minik insanlar artık dost olmuşlardı. Çok iyi anlaşıyorlardı. Gulliver onları çok yükseklere kaldırdı. Başının üstüne koydu. Minik insanlar çok korkuyordu. Ama adayı da ilk defa bu kadar yüksekten görüyorlardı ve çok şaşırıyordu minik insanlar. Gulliver herkesle tanıştı, herkesle oyunlar oynadı, herkesle çok iyi anlaşıyordu artık. Gulliver küçük insanlara yardımcı oluyordu, onların gücünün yetmediği işleri yapıyordu. Bunun karşılığında da küçük insanlar ona gemi yapmasında yardımcı olacaklardı, adalarındaki ağaçları kullandıracaklardı. Her şey çok güzel giderken birdenbire kötü bir haber geldi. Korsanlar küçük insanların adasını keşfetmişlerdi. Küçük insanlar bunu haber alınca çok korktular. Korsanların adaya gelmesi hepsinin sonuydu. Bu bir felaketti. Olanları Gulliver'e de anlattılar. Korsanlar hızla yaklaşıyordu. Bu küçük insanların adasının sonuydu. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Küçük insanlar hemen Gulliver'i buldu. Gulliver, bizi kurtarabilirsen bir tek sen kurtarabilirsin dediler. Korsanlar küçük insanların adasında dev cüsseli bir Gulliver'in olduğunu bilmiyorlardı. Gulliver bu işe çok sinirlendi. Onlara küçük diye kimse bir şey yapamaz. Onlar benim arkadaşlarım. Onlara bir şey yapan karşısında beni bulur dedi Gulliver. Küçük insanlar da Gulliver'le dost olduklarına çok seviniyorlardı artık. Bu işe çok kızan Gulliver elini ne geçirdiyse korsanların üzerine atmaya başladı. Taş, toprak, sopa ne varsa alıp korsanların üzerine atıyordu. Korsanlar daha fazla dayanamadı. Bu karşılarında gördükleri devden bir an evvel kurtulmak istediler. Küçük insanlar da çok mutluydu. Gulliver'in onları kurtardığına çok sevindiler. Artık Gulliver'in ülkesine dönmesi için ona bir gemi yapma zamanı gelmişti. Küçük insanlar çok çalıştılar. Gulliver de çok çalıştı. Gemisini yapıp Gulliver'e teslim ettiler. Gulliver gemisine bindi ve tekrar düştü yollara. Ülkesine geri dönmek istiyordu. Fakat ne yazık ki Gulliver'in yeni gemisi de yolda giderken fırtınaya yakalandı ve dayanamayıp battı. Gulliver'e yine bir şey olmadı. Bu kazadan da kurtulmayı başardı. Fakat yine bir adaya düşmüştü. Gariplikler bir türlü Gulliver'in yakasını bırakmıyordu. Bu sefer de bu adada her şey dev gibiydi. Gulliver mini minnacıktı. Kuşlar dev gibiydi. Böcekler dev gibiydi. Gulliver onlardan saklanıyordu. Hayır, inanamıyorum dedi Gulliver. Tam da eve gidecekken şimdi de devlerin adasına düştüm galiba dedi. Bu adada insanlar dev gibiydi. Gulliver ise parmak kadardı. Bu dev gibi insanlar sağa sola yürüyorlardı fakat Gulliver'i hiç görmüyorlardı. Gulliver küçücüktü. İnsanların ayağının altında ezilmekten korkuyordu. Bu bir kabus galiba dedi Gulliver. İlk önce küçük insanların adasına düştüm, şimdi de devlerin adasına düştüm. Gulliver bir taraftan korkuyormuş, bir taraftan da şaşırıyormuş. Bir o tarafa koşturuyormuş, bir bu tarafa koşturuyormuş. Bu kabustan uyanmak istiyormuş artık. İpek, İpek sen uyudun galiba. İpek. İpek. Baba çok acayip bir rüya gördüm. Çok acayip bir rüya. Evet sana masal anlattım ya, sen o sırada uyudun. Heh, sen şimdi bir gözünü yum. Evet. Şuralarını da boyayayım. Evet. Bir gözünü yumabiliyor musun? Yapabilecek misin bunu?
Çekerken. Videoyu çekerken Evet. yapabilecek misin? Tamam. Şapkayı ne yaptın? Şapkayı ne yaptın? Şapkayı bırakıyorum. Şapkayı da takalım. Şapkayı da takalım. Evet. Çekime hazırsın galiba İpek. Stüdyomuzda evimizin salonu. Harika. Çekimler başlasın o zaman. Çok güzel bir masal olacak.